Yönetmen arkadaşım, sevgili izleyenler, bir erken seçim haberimiz vardı biliyorsun. Çok özür dilerim, sözünüzü Tamam. kestim. Levent Bey, şimdi erken seçim haberi hazırsa onu izleyebilir miyiz? Yalnız bir şeyler söyleyeyim mi? Hazır mı Kutay? Tamam, sen haber ver bana, lütfen uyar beni. Ali İhsan Yavuz, Evet. AKP seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Hatırlattık biz sevgili izleyenlere, siz de biliyorsunuz. Yerel seçimlerden sonra İstanbul için ne demişti Levent Bey, hatırlıyorsunuz? Evet. Yani hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler oldu deyip evet. O tarihi cümleyi söylemişti. Söylemişti. Şimdi dün röportaj veriyor bir ajansı, Ali İhsan Yavuz. Erken seçim kata olmaz diyor. Cumhurbaşkanımız niye yapsın diyor. Cumhurbaşkanının siyasi ömrünü de bu evet. azaltır dedi. Evet. Azaltır dedi. Şimdi biz dünden bu yana muhalefet özellikle bu tabii yani pası attı, muhalefet de golü atıyor tabii ister tabii istemez. Hazır mı? Sevgili izleyenler, bir erken seçim haberimiz var, onu izleyelim. Ardından Levent Bey'le bu haber üzerine konuşmaya devam edelim. Seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanımız kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış oluyor. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un Cumhurbaşkanımızın siyasi ömrünü kısaltır cümlesinin sonundaki kısaltırı bitirir olarak değiştirip kendisine iştirak ederim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın son cumhurbaşkanlığı. Bir daha Sayın Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olmayacak. AKP seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi ömrüyle ilgili söylediği sözler yeni bir seçim tartışmasını başlattı. Cumhurbaşkanı niye seçim kararı alsın ama? Var böyle bir hakkı. Var da niye alsın? Manzara buyken neden biz yeniden bir seçim kargaşasının içerisine Türkiye'yi sokalım, bir neden var mı? Erken seçim Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi ömrünü bitirir. Daha doğrusu iktidarını bitirir. Muhalefette muhalefet partisi lideri olarak görev yapar mı onu bilmiyoruz. O kendi kararı olacak. Ama erken seçim ömrünü kısaltır diyor siyasi ömrünü. Onu bitirir diye görmek lazım. Bunlar bu bir yıl içinde seçim yapabilir mi? Erken seçim yapabilir mi? Çok sürpriz olmaz. Erken seçime hazırlanıyorlar. AKP her ne kadar yeşil ışık yakmasa da muhalefete göre erken seçim kaçınılmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da seçim kararı alması asla kata muhtemel gözükmüyor. Kazanamayacakları bir seçimi mümkün olduğu kadar geç yapacaklarını, erken yapmayacaklarını, seçimi gününde veya gününe çok yakın bir yerde yapmak için direneceklerini düşünüyorum. Ama diğer yandan baktığımızda da vatandaşın bıçak kemiğe dayanmış, erken seçim dışında neredeyse bir gündemi yok. İstedikleri ittifakı yapsınlar. İstedikleri kadar seçim kanunu değiştirsinler. Bir daha Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olmayacak. Erken seçim olacak mı, olmayacak mı? AKP olmayacak diyor. Yanıtı aranan bir diğer soruysa Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. AKP'li Ali İhsan Yavuz ise iddiasını koydu. İddiaya girmek caiz olsaydı çok kolay bir şekilde herkesle iddiaya girerdim. Kemal Kılıçdaroğlu asla başkan adayı olmayacak diye. Evet Levent Bey, evet. Haberi izledik. Evet. Erken seçime gitmek Cumhurbaşkanı'nın siyasi ömrünü azaltır cümlesine ne dersiniz? Biliyorsunuz Ali İhsan Bey İstanbul seçimleri olduğu zaman da güzel bir cümle kullanmıştı. Ve tarihi çok tartışmıştı, tarihi bir cümle kullanmıştı. Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oldu. Kesinlikle bir şey. Kesinlikle bir şeyler oldu. Bence Ali İhsan Bey hiçbir şey söylemese bile bir şey söyledi. Ne dedi? Bu seçimlerde de Cumhurbaşkanlığını kaybediyoruz. Çok net. Siyasi ömrünün kısaltacağı sözünün başka türlü zaten değerlendirilmesi, yorumlanması mümkün değil. Onlar da zaten bilinç altında bunu biliyorlar ve yaşıyorlar. Ali İhsan Bey herkesin AK Partilerin de dilinde olan ama söylemeye cesaret edemediği bir sözü bilinç altının dışa vurumuyla çok net bir şekilde ifade etti. Önümüzdeki yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Cumhurbaşkanı açısından, Recep Tayyip Erdoğan açısından bir son olduğunu son derece açık bir şekilde ifade etti. Yani artık Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatının Cumhurbaşkanlığı makamı olarak söylüyorum tabii ki bittiğini çok net ifade etti. Ben kendisine teşekkür ederim. Yani bu değerlendirmeyi, cesurca değerlendirmeyi yaptığı için, herkesin aslında bildiği bir gerçeği yürekli bir şekilde söylediği için. Ağzından mı kaçtı acaba? Yani şimdi tabii ben onu kendisinin cevaplandırması gerekir. Evet.
ben sonuçta kendisi bir ifade ettiği bir hususu ağzından mı kaçırdı, nasıl yaptı konusunu bilemem. Ben söylenmiş cümleyi aldığım zaman bu değerlendirmeyi yaparım ve derim ki kendisine teşekkür ederim. Yani o da bu tabloyu görüyor ve aslında hem AK Parti hem Recep Tayyip Erdoğan'a bir uyarıda da bulunuyor. Yani artık siyaset bu kadar. Siyasetiniz bitiyor. Bir sürü yanlışlarınızı yaptınız. Bir sürü ülkeyi kötü yönetemediniz. Kötü yönettiniz. Ve bütün bu sonuçta gelinen noktada artık siyaseten bitiyorsunuz. Yani aman erken seçim yaparsanız seçilemeyeceksiniz. Siyasi ömrünüz de bitecek. Evet, bunu söylüyor. Dikkat edin diye Cumhurbaşkanı uyarıyor. Evet. Bu artık köprüden önce son çıkış. Ali İhsan Yavuz da bunu ifade etmiş. Ben bu cesur açıklamasından dolayı kendisine teşekkür ederim. Peki bir cümlesi daha var. Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını Kemal Bey'in. Evet. Hani bir de şey diyor, iddiaya girmek caiz olsa diyor. Evet. İşte o işin ayrı bir boyutu. Tabii. Ama Kemal Bey'in aday olmayacağını da çok iddialı bir cümle kuruyor olmayacağı yönünde. Evet. Ne dersiniz o konuyla ilgili efendim? Tabii Cumhurbaşkanlığı adaylığı bizim de Millet İttifakı'nda yer alıyoruz. Burada İyi Parti var, diğer partiler var, bileşenler var. Yani her Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve başka diğer partilerinde herkesin gönlünden kendi genel başkanının aday olması geçer. Bu çok doğaldır. Benim de gönlümden geçen genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması yönündedir. Ama bir Millet İttifakı içerisinde genel başkanımızın bugüne kadar bir dantel gibi ördüğü ittifakta elbette ittifakın bileşenlerinin genel başkanımız, genel başkanların bir değerlendirme yapacağı, bir sürecin yaşanacağı çok muhakkak. Biraz erken mi bunu konuşmak için sizce? Şöyle artık bu tartışmalar başladı ama tabii en sağlıklı değerlendirmeyi yapacak olanlar genel başkanlar. Sonuçta genel başkanlar oturacaklar. Bir tercih noktasında bulunacaklar ve hepimiz onun arkasında bu tercihi destekleyeceğiz. Ben genel başkanımızın aday olmasından büyük bir onur duyarım, büyük bir mutluluk duyarım. Ancak tabii kararı verecek olan Sayın Genel Başkanımız, Sayın Meral Akşener ve ittifakın bileşenleri ve genel başkanımızın aday olması halinde kazanacağının artık herkes tarafından kabul edildiği bir süreci yaşadığımızı gördüğümüz anda da herhalde Millet İttifakı bileşenleri bu yükselen grafiği dikkate alacaklardır. Değerlendirmeler içerisinde genel başkanımız birinci sırada en uygun adaydır diye düşünüyorum. Tabii şu anda siyaset biraz da nezakete gerektirir. Bu süreci biraz zaman gösterecek. Millet İttifakı'nın bileşenlerinin kendi içinde yapacakları değerlendirmeleri almak ve genel başkanlarımızın değerlendirmesi tercihlerine de uymak zorunda.